Embriyo dondurulması günümüzde çok yaygın kullanım alanı bulmuştur. Esasen yaklaşık 30 yıl önce hatta şöyle söyleyelim 1984 yılında ilk embriyo dondurmasından bebek dünyaya gelmiştir. Yani tüp bebek uygulamasından çok kısa bir süre sonra embriyo dondurma işlemi de hayata geçmiştir. İlk yıllarda bazı zorluklarla karşılaşmamıza rağmen son yıllarda Embriyo dondurmasını çok yaygın kullanıyoruz. Sebebi şu. Artan embriyolar olursa onları heba etmek yerine donduruyoruz. Hastamız gebe kalmazsa Allah korusun ya da daha sonradan tekrar bebek isterse e, maddi manevi hiçbir zorluğa girmeden, iğne kullanmadan o dondurulmuş embriyoları tekrar çözüp verebiliyoruz. Peki bunun dışında kimlerde embriyo dondurması yapıyoruz? Özellikle Hiperstimülasyon dediğimiz çok sayıda yumurta gelişmişse anne karnında sıvı toplanmışsa bu gibi durumlarda biz embriyoyu taze transferini yaparsak annenin hayatı riske girebiliyor. Dolayısıyla embriyoyu transfer etmiyoruz. Daha sonraki aylarda dondurduğumuz embriyoyu kullanıyoruz. Eskiden kanserli hastalarda yaygın kullanıyorduk. Şimdi yumurtalık rezervi azalmış ya da bebeğini daha sonraki yıllarda yapmak isteyen ve yaşı ilerlediğinde de yumurtası olmayacak endişesinde olan bayanlarda da yine embriyoyu donduruyoruz. Son yıllarda kullandığımız önemli bir sebep de genetik araştırma. Yani biz embriyoları yapıyoruz, taze embriyoları topluyoruz, donduruyoruz. Sonra tekrar tüp bebek yapıyoruz. Onları yine topluyoruz, embriyo oluşturuyoruz, donduruyoruz. Daha sonra da bunlara yeni jenerasyon sekanslama dediğimiz çok ileri düzey genetik araştırmaları yapabilmek amacıyla e, iç hücre kümesinden biyopsi alıyoruz. Yani PGD, preimplantasyon, genetik tanı yapmak için de embriyoları donduruyoruz. Önemli bir farklılık var yumurta dondurma ile embriyo dondurma arasında. Yumurta dondurmayı bayanlar kendileri tek başlarına isteyip karar verebilirler. Ama embriyo dondurma için tabi her iki işin e, rızası gerektiği için dolayısıyla bayanın evli olması gerekiyor. Ülkemizdeki kanunlar gereği. Peki embriyo hastalarımız çok sık sorarlar ne kadar süre dondurulmuş olarak saklanabilir? Ee, şu anki bilgilere göre yıllarca saklanabiliyor. Çünkü önümüzde bir 30 yıllık geçmiş var. Dolayısıyla en az bir 30 yıl saklanabilir. Ama ülkemizdeki kanunlar gereği 5 yıl süreyle yasal olarak saklanıyor. 5 yıldan sonra ailenin mutlaka kendisinin bir talepte bulunması lazım. Bu talep olmazsa embriyolar imha edilebilir ama genelde ailelerle temasa geçiyoruz ve onlar da genelde uzatılması yönüne, yönünde talep bildiriyorlar.